doçent Doktor Mustafa Fatih Abasyanık, Fatih Üniversitesi Genetik ve Biyomedik Bölümü Bölüm Başkanıyım. 14 yıldan beri akademik camia içerisinde bulunmaktayım. Bölümümüzün ismi genetik ve biyomedik olmakla beraber bu genetik mühendisliği ve biyomedik bölümlerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Benim çalışma alanım spesifik olarak çevre biyoteknolojisi, fermentasyon teknolojileri ve enerji dönüşüm prosesleri üzerine çalışmaktayız. Bölümümüzde gerek TÜBİTAK destekli, gerek Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli, gerekse diğer üniversitelerle işbirliği halinde yürütmekte olduğumuz veya dahil olduğumuz projeler mevcut. Özellikle atıkların enerjiye dönüşümü üzerinde çalışacak bir merkez geliştirmekteyiz. Benim çalışma alanım daha çok nanobiyoteknoloji konusunda. Özellikle son zamanlarda yürüttüğümüz projelerde nano aşı projemiz var. Kanserin nano aşılarla yok edilebileceğini düşünüyoruz ve bu konuda yürüttüğümüz bir TÜBİTAK projemiz var. Vücudun içerisinde belirli bir respons oluşturup bu kanserin vücudun kendisi tarafından yok edilmesini hedefliyoruz. ...2011 yılından beri Fatih Üniversitesi bünyesindeki Biyonanoteknoloji Merkezi'nde öğrencilerimle beraber araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Hücre bölünmesi, DNA'nın paketlenmesi ve ifadesi ve sinyal iletim yolaklarıyla ilgilenmekteyiz. Özellikle iki hastalık, kanser ve Alzheimer'daki temel hücresel mekanizmalarla, bunların kontrolüyle ilgileniyoruz. Bizim çalışmalarımızda daha çok DNA'yı etkileyecek olan kirleticiler üzerinde çalışıyoruz. Su kirliliği, hava kirliliği, aynı zamanda gıdalardan kaynaklanan kirleticiler, işte aflatoksin gibi, onların etkilerini projelerimizde çalışmaya gayret ediyoruz. I'm teaching the subject of bioinformatics and healthcare informatics. My primary research area is development of clinical decision support systems to design the systems for diagnosis of particular diseases, which help doctors to diagnose disease more accurately. My current area, actually, research area is mostly cardiovascular fluid mechanics. We are focusing on the bypass graft. You can just repeat this in different regions of the body, like carotid artery. You can model the carotid arteries. You can model the flow through the heart valves. You can model the flow through heart pumps. You can model the flow in aorta, anywhere. The second part, what we are doing after taking these 3D images, we just simulate the flow in the same geometric, realistic geometric models. My research team is working in the field of protein engineering. We are working with enzymes, engineering them for bioremediation, bioprocessing, and bioenergy applications. Protein engineering is a very powerful tool in order to enhance the characteristics of these enzymes. Another class that I offered is called protein design. In this class, you will learn the techniques and some of the programming environments used to design proteins for biotechnology applications. Benim çalışma alanım teorik protein mühendisliği üzerine kurgulanmış durumda. Proteinleri modellemek, proteinlerin çalışma mekanizmalarını ortaya koyabilmek, bir bilgisayar ekranına sahip olmakla gerçekleştirilebilecek duruma gelmiş durumda. Artık biz deney yapmadan da proteinlerin nasıl çalıştıklarını, nasıl iş gördüklerini tespit edebiliyor durumdayız.
Yaptığım çalışmalar biyofizikten biyomekaniğe kadar geniş alanlar kapsamaktadır. Bu çalışmalarda mikroskopik ve spektroskopik yöntemleri kullanarak işte canlı dokuların veya organizmaların mekaniksel özelliklerin incelenmesi veya bunların karakterizasyonları üzerine farklı parametrelerin elde edilmesi üzerine çalışmalardır genellikle. Genlerin kemik gelişiminde rol oynayan genlerin silinmesiyle bu genlerin kemiğin biyomekanik özelliklerine ne gibi etkisi var? Bunların belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptık. Diğer bir projemiz ise elektrospin yöntemiyle biyomalzemelerin üretilmesi. Aslında bu da doku mühendisliğine girmektedir. Bu geliştirdiğimiz biyomalzemelerin işte uygunluğu, ondan sonra tedavilere ne kadar cevap verilebileceği gibi temel sorulara cevap aramaktayız. My name is Henry Mbumba. I am 23 and I'm from Gabon. I've been living for 3 years now in Turkey and I study genetics and bioengineering. I was a part of a scholarship program from my government and I wanted also something different, a challenge, kind of an adventure. So I accepted it. Ben Fulden Bağcı, Fatih Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik son sınıf öğrencisiyim. Mezun olmama haftalar kaldı. Öncelikle sadece genetik mühendisliği okumak istemiştim. Ama sonra genetik ve biyomühendislik bileşimi olan bu bölümü seçmek istedim. İyi ki de seçmişim diyorum. Şu an sadece genetik bölümü üzerine değil, biyomühendislik üzerine de yoğunlaştım. Ayrıca okulumuzun bize sağlamış olduğu laboratuvarlar ve fikir atölyeleri gerçekten geliştirmemize çok yardımcı oluyor. Normalde ADEK ve MÜDEK'te belirtilen mühendislik kriterlerine göre biz eğitim vermekteyiz. Burada 3 tane ana alan vardır. Birincisi temel bilimler ve matematik eğitimidir. Birinci yıl özellikle biz buna dikkat etmekteyiz. Bütün mühendisler gibi temel bilim eğitimi alırlar öğrencilerimiz. Son yıl ise uygulamalı alanlarda yani genetik ve biyomühendisliğin kendi alanlarında uygulamalı dersler alırlar. The courses are very fascinating. The first year was a transition year, and the more I get into, the more I progress, the more I get into the department, like the theoretically or in lab practice. Öğrenimimize aldığımız dersler fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin, temel derslerin yanı sıra biz bölümümüzle alakalı biyodinamik, biyomekanik, biyorobotik gibi dersler gördük. Ve tabii ki genetikle de ilgili olarak hücre biyolojisi, moleküler biyoloji gibi genetikle alakalı derslerimiz de oldu. Biz genel bölüm politikası olarak öğrencilerimizi lisanstan başlayarak laboratuvara sokmak, yani araştırma laboratuvarlarımıza sokmayı benimsemiş durumdayız. Belirli temel bilgileri aldıktan sonra kendi araştırma projelerimize dahil ediyoruz bu öğrencilerimizi. Ve öğrencilerin bu proje çalışmalarında aktif olabilmeleri adına onların hem fikirlerini alma hem de onlarda bir bilim vizyonu oluşturabilme adına çalışmalarımıza bunları dahil ediyoruz. In the second year, we select the students, interested students into our labs. We educate them there. So they learn. They learn. They read papers. They analyze the papers. They get together with the master students, PhD students. Bölümümüz hocalarımızla aramız gerçekten çok iyiydi. Üniversitede öğrencileri anlamak gerçekten zor bir şey. Ama biz bölümümüzde hiç böyle bir zorlukla karşılaşmadık. The professors are professional, but they also care about the students.
how they grade, increase or decrease. They seem to be nice people. Üniversitemizde fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden muafiyet sınavı uygulanmaktadır. Öğrenciler bu sınavlardan başarılı olurlarsa üniversiteyi 4 değil 3 yıl içerisinde bitirme şansına sahip olabilmektedirler. Ve isterlerse öğrencilerimiz 5 yılda 2 bölümü diplomasını alma şansına sahip olmaktadırlar. Bizim bölümümüzde, bizim okulumuzda bu bölümde sadece genetik mühendisliğine yoğunluk verilmeden biyomühendislikle beraber dengeli bir şekilde eğitim verdiğini düşünüyorum. Yani biz öncelikle mühendislik temel ilkelerini benimseyerek bilimsel olayları ve mekanizmaları mühendislik perspektifinden bakarak ele alabiliyoruz. Okulumuz öğrencilerinin hani projelerde yer alması için gerçekten çok destek oluyorlar. Ben de şu an hem teknogirişim hem de TÜBİTAK'ta bir proje üzerine çalışıyorum. Derslerimiz İngilizce olduğu için öğrencilerimiz İngilizceye çok hakim bulmaktadırlar. Dolayısıyla Erasmus imkanlarıyla yurt dışında hem eğitim alma şansları bulmaktadır. Biz onlara özellikle staj yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ve öğrencilerimiz isterlerse 3 aylık stajlarını yurt dışında yapabilme şansları bulunmaktadır. Bölümümüzün içerisinde oldukça fazla yabancı öğrenci bulunmaktadır. 110 ülkeden farklı insanların bulunduğu bir ortam bulunmaktadır burada. Dolayısıyla öğrencilerimiz değişik dillerle, değişik kültürlerle hemdem olmaktadırlar. My classmates are great. You know, they're really sociable. They're really good. They're good people. And although I don't speak Turkish, I managed to make some new friends. Okulumuzun bize sağlamış olduğu çok büyük bir kütüphanemiz var. Bu kütüphanede bize sağlanan odalarla beraber tek başımıza veya grup arkadaşlarımızla beraber çalışma imkanına sahip oluyoruz. Aynı zamanda bölümümüzün bize sağlamış olduğu fikir atölyeleri var ve projelerimizi gerçekleştirebilmek için sağlamış olduğu laboratuvarımız var. Bu laboratuvarda bireysel olarak da çalışabiliyoruz ve bu her üniversitenin öğrencilerine sağlamış olabildiği bir fırsat değil. Burada moleküler biyoloji ile alakalı, mikrobiyoloji ile alakalı, hücre kültürü ile alakalı araştırmaları rahatlıkla yapabilmektedirler. Aynı zamanda öğrencilere sunduğumuz bir ufak mutfak vardır ve isterse öğrenciler burada gece saat 12'lere kadar kalıp tüm ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Bunun yanı sıra üniversitemizde bir kampüs üniversitesidir ve kampüs içerisinde çok donanımlı araştırma imkanları bulunmaktadır. The campus is full of different activities. You have football, basketball, different sport area, and also intellectual stuff like checks or anything you are into. I think you can find in the campus. Genetik ve biyomühendislik mezunları değişik alanlarda, değişik sektörlerde kendilerine yer bulabilirler. Gıdadan ziraate, özellikle sağlıktan güvenliğe birçok alanda çalışabilirler. Yine sağlık sektöründe veya gıdada kit üretebilirler. Genetiği değiştirilmiş organizmaların yine yöntemlerini geliştiren, bu organizmaları ortaya çıkartan yine genetik mühendisleridir. Aynı zamanda genetik mühendisleri genetik hastalıkların teşhisinde, tedavisinde yeni yöntemler, yeni kitler, yeni cihazlar geliştirirler. Bunları piyasaya sürerler veya pazarlamasını yaparlar. Yani birçok sektörde çalışabilecek bir bilim alanıdır. Bizim bölümümüz tamamen Ar-Ge odaklı bir bölüm ve bu bölümden mezun olduktan sonra yine Ar-Ge içerisinde çalışmak istiyorum. Yani araştırma geliştirme yapmak istiyorum. İlaç sektörü veya sağlık sektörü benim için ilk hedeflerimden birileri. I think genetic field has a bright future, because I think we have, about genetic we still have a lot to discover. And beside the engineering field is more concerned about the people life
and I think they will still have people out there waiting for the science, waiting for the genetics to change their life. I haven't really thought about it because I have still a lot to learn, but I do know that it should be related to science, like a laboratory where the science is the final goal, the final aim. Arkadaşlar, huzurlu, mutlu ve kaliteli bir eğitim sizi bekliyor.